Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugünkü programımız bence çok özel program. Galata Port'tayız. Arkamda bizi çok heyecanlandıran, uzun süredir bir araya gelemediğimiz TOG, Türkiye'nin otomobili. Karşımızda bu geminin arkasında daha doğrusu Haliç var. Karşısında tarihi yarımada var. Hemen sağ tarafımızdan Boğaz geçiyor. 1.2 kilometrelik rıhtıma sahip. Arkamda şu anda bir tane transatlantik diyebileceğimiz ölçüde binlerce insanı, binlerce turisti içinde barındıran gemi var. Herkes burada gelip çok güzel vakit geçirebiliyor. Bence dünyanın en güzel manzarasında. Denizin altına yapılmış yaklaşık 30 bin metrekarelikte bir gümrükleme alanı var. Esas bizim konumuzla ilgili olan arkamda TOG otomobilinin, daha doğrusu konseptinin yer alması. Dünyanın teknolojik gelişmelerini hem otomotivde hem diğer alanlarda son derece üst seviyede yansıtan bir fuar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Nevada eyaletinde, Las Vegas şehrinde yapılan bir fuar. Consumer Electronic Show, yani tüketici elektronik fuarı diyebiliriz buna. Orada bizi temsil etmiş bir otomobilden bahsediyoruz. Mühendis arkadaşlarımız, TOG organizasyonu bizi heyecanlandırıyorlar. Çünkü otomobil konusuna çok farklı bir yaklaşımları var. Biraz önce çok yakın dostum Hakan Özenen'le de bunu detaylı konuşma imkanı bulduk. Kendisi tabii benden çok daha fazla işin içinde. Adeta buna bir otomobilin dışında akıllı bir cihaz da diyebiliriz. Yani dijitalleşme konuşuyoruz mesela otomobillerde. Konuştuğumuz dijitalleşmenin de üstünde bir seviyeye sahip TOG'un otomobili. Tasarımı konunun duayeni Murat Günak tarafından gerçekleştirilmiş. Dünyanın en önemli firmalarında tasarım başkanlığı yapmış olan, çok değerli bir otomobilci, Türkiye'den yetişmiş olan. Ayrıca ona destek veren tabii ki TOG'un tasarımcıları ve Pininfarina. Yani bu ekip bir araya geldiğinde de arkamızda görmüş olduğunuz tasarım açısından fevkalade önemli araç ortaya çıkmış. Bu senenin 2022'nin Ekim sonunda artık TOG fabrikası, yapılmakta olan TOG fabrikası seri imalata hazır hale geliyor. Yemlik'te 1.2 milyon metrekare üzerine kurulmuş olan ve 230 bin metrekarede kapalı alana sahip olan 1.6 yani 2 kilometreye yakın da test pisti olan mükemmel bir fabrikadan bahsediyoruz. Uzun yıllar otomotiv endüstrisinde çalıştık, hizmet verdik bizler de. Ama yerli bir markanın oluşması, yani ürünü her zaman konuşuruz sizlerle ama bir markanın, yerli bir markanın oluşması gerçekten de özellikle gelecek açısından, çocuklarımız, torunlarımız açısından bence fevkalade önemli. İnşallah da çok başarılı olacağını düşünüyoruz. Şu ana kadar çünkü ortaya çıkan sonuçlarla çok ciddi ümit veriyor diyebiliriz.
sabah geldiğimizden beri çok büyük ilgi çektiğini size söylemem lazım. Burada arkamızda zaten kruvaz gemisi var. İçinden inen yüzlerce insan gelip TOGG'u ciddi bir şekilde inceliyorlar. Ama şunu söyleyeyim, bu bir konsept otomobil, elde imal edilmiş bir otomobil. Ama mentaliteyi, hedefleri çok iyi belirten bir otomobil. Yaklaşık 4 metre 80 santimetre boyunda, 1 metre 47 santimetre yüksekliğinde, kabaca söylüyorum, fevkalade aerodinamik tasarlanmış bir otomobil. Çok dinamik hatlara sahip, ön farların üstünden başlayıp arkaya kadar devam eden bir yüksek bir omuz çizgisinin olduğunu görüyoruz. %100 elektrikli bir otomobil olduğunu gösterecek şekilde ön tarafta normalde kapalı ve aydınlatmalı, ışıklı bir üst ızgara grubunun olduğunu görüyoruz. İçten yanmalı otomobillere göre çok farklı. Yani alması gereken hava ihtiyacı çok daha az. Ancak alt tarafta bir hava girişi var. Tabii ki bu sadece bataryanın performansını arttırmak için gerekli olan hava ihtiyacını sağlayacak şekilde tasarlanmış. Elektrikli otomobillerin motorları içten yanmalılara göre çok daha kompakt, çok daha küçük. Ayrıca klasik anlamda bir vites kutusu ihtiyacı yok. Niye? Çünkü elektrik motorlarının torku çok yüksek. Hareket sırasında tork ihtiyacına göre devir arttırmak, vites kutusu kullanmak, torku ayarlamak zorunda değilsiniz. Burada tork devamlı çok yüksek olduğu için vites kutusuna ihtiyaç yok. Sadece basit anlamda bir transmisyon var diyebiliriz. Dolayısıyla buradan da önemli bir hacim kazanımı var. Ayrıca tabii otomobilde egzoz yok, klasik anlamda bir soğutma sistemi veya turboya ayrılmış bölümler yok. Dolayısıyla tasarımcılar daha çok alanı iç hacim için kullanabiliyorlar. TOGG'un geliştirdiği modüler elektrikli otomobil imalat platformuna da çok kısa değinmemiz lazım. Tabanda batarya grubunun olduğunu görüyoruz. Tabii modüler diyorum çünkü elektrik motoru mesela arkada bir elektrik motoru var diyelim. Ön tarafa da bir tane eklediğinizde otomobil 4 çeker olabiliyor. Otomobili yükselttiğinizde SUV tasarımına yakın bir otomobil elde edebiliyorsunuz. Veya uzattığınızda daha üst segmentte bir otomobil elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla modüler anlayışı, modüler yaklaşımı da buradan geliyor. Zaten bildiğim kadarıyla platform imalata, seri imalatta hazır hale getirildi. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde C segmentinde SUV tasarımlı bir otomobilin, daha sonra aynı platformdan yine C segmenti sedan bir otomobilin, B segmenti SUV bir otomobilin ve daha sonra da yine C segmenti çok amaçlı bir aracın TOGG bünyesinde piyasaya sürüleceğini söylememiz lazım.
gelecek sene ilk çeyrekte imal edilecek olan CSUV'nin bazı teknik verilerini de arkadaşlarla konuşma imkanı bulduk. İki farklı güç versiyonu var. Bir tanesi 200 beygir, bir tanesi 400 beygir. 200 beygirlik elektrikli otomobillerde maksimum hızlar genelde sınırlı. Ama sıfırdan 100 km saate 7.6 saniyede çıkabilme potansiyeli olacak. 400 beygirliğin ise gerçekten çok çok düşük. 5 saniyenin altında 4.8 saniyede sıfırdan 100 km'ye ulaşacağını kabaca yaklaşık olarak arkadaşlardan öğrenmiş durumdayız. Ayrıca 300 kilometrenin üstü ve 500 kilometrenin üzerinde iki menzil seviyesinde de otomobilin piyasaya sürüleceğini biliyoruz. TOGG bu kadar işleme göre çok hızlı hareket etmiş olan bir firma. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 2018 yılında Haziran ayında TOGG kuruldu. Daha sonra fabrikanın inşaatına başlangıcı 2020 yılının Temmuz ayıydı. Yani bu konuştuğumuz seviyeye bu kadar zamanda gelmesi çok büyük bir başarı. Emeğe geçen arkadaşları kutlamak lazım. Ayrıca fabrikanın önemli bir hedefi daha var. 2030 yılına kadar 1 milyon adedi geçecek şekilde bir üretim planı oluşturulmuş vaziyette ve istihdam açısından da fabrikanın kapasitesi 175 bin adede geldiğinde fabrikada yaklaşık 4500 arkadaşımız çalışacak. Bu da önemli rakamlardan bir tanesi. Otomobilin zaten gördüğünüzde teknolojik açıdan başka bir seviyede planlandığını anlayabiliyorsunuz. Dijitalleşme açısından IoT mesela nesnelerin interneti bu otomobilin bir parçası olacağını arkadaşlar bize söylüyorlar. Yani tamamı değil, çok daha ileride yazılımlara sahip olan bir otomobil olacak. Akıllı cihaz bile denebilir bu otomobile. Zaten iç tasarımından da bu net bir şekilde belli oluyor. Ayrıca bir fikrimi daha belirtmek istiyorum. Sizlerle beraber mesela otonom sürüşü konuşuyoruz, sürücüsüz otomobillerden bahsediyoruz veya onun alt grupları olan elektronik güvenlik destek sistemlerinden bahsediyoruz. İşte bu otomobilde muhtemelen eğer hukuki zemini uygun olursa beklediğim benim 2 ile 3 arasında bir otonom sürüş seviyesine sahip olacak. Bunu da sizlerle beraber otomobil çıktığı zaman alıp değerlendirip çok daha detayda konuşma imkanımız inşallah olacaktır. Geldik Galata Port'ta konsept TOGG aracı gördük, bizi heyecanlandırdı. Bu heyecanımızı sizlerle paylaşmak istedik. Hepinize Galata Port'tan çok saygı ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.